Kelly Felak. Burn the Priest normal sabla sab olmuş. Lord of Burcu Esmen söylüyor. Erkekler hakkında düşüncelerin ne diyorsun? Dakika 2.38. Ya erkekler değil de benim ablam bir parçasını gönderdi onun. Kızlara ilk buluşmada yanınıza neler alabilirsiniz diye bir şey çekiyor. Diyor ki böyle gösteriyor. Bakın diyor bu cüzdan. Genelde diyor ihtiyacınız olmaz diyor erkeklerle buluşmaya gittiğinizde diyor. Ama ben yine de alıyorum garanti olsun diye diyor. Ey Burcu Esmersoy. Esmer mermer. Mer bir şey. Ne diyorsun lan sen? Ha biz eşek miyiz lan? Sizin şeyinizi ödemek zorunda mıyız? Hiçbir kendine saygın yok ya. Ne biçim 2018 kadını bu? Nasıl çağdaşlık ya? Kadın delik değildir, erkek cüzdan değildir. Yeter ya. Cüzdanım tabi kalın amına koyayım. Yarısından çoğu kart vizit bilim. Aa bak ne çıktı. Final game kart. Param kart arkadaşlar. Final game param kart. Hadi bakalım. Oğlum benim, oğlum benim. Koca göttüm, yakışıklı oğlum benim. Ne biçim kadınsın sen ya? Sinirlerim bozuldu. Çağdaşlığı temsil etmen gerekmiyor mu senin? Genç kızlara bunu mu öğretiyorsun ya? Genç kızlara erkeklere hesabı ödetin mi diyorsun sen şimdi? Siz çalışmayın. Siz kadınsınız. Sizin kendi özgüveniniz olmasın. Erkekler ödesin. İşinize gelince de feminist kesilirsiniz ya. Ne pis yozlaşmış kültürün pis pis artıklarısınız siz ya. Ben ödemekte ısrarcı olurum o ayrı ama ben erkek arkadaşlarımla çıktığımda da ödemekte ısrarcı olurum. O ayrı bir şey. O ayrı mesele. Ama kadınımın kendini taşıyabilecek kapasitede ve benim oradaki hesabı ödemem için böyle adeta bir enikmişçisine, köpek yavrumuşçası gözüm içine bakmayacak bir şekilde olmasını isterim. Çağdaş, modern, batıya dönük. Bu nasıl bir şey ya? Kızlar cüzdanınızda çok ihtiyacınız olmuyor ama garanti olsun yani. Bulaşık yıkamaya kalmayın. Bak ters... Bak! Ters konuşmak istemiyorum. Beni kızdırma. Hayret bir şey ya. Ondan sonra gencecik kızların beynine parası olan erkeklerle birlikte olma fikrini, erkeklerin beynine parası olmazsa hiçbir zaman mutlu olamayacağı, hiçbir zaman kız arkadaşı karısı olamayacağı fikrini böyle emperyalist marketingle beraber çocukların beynine huliyle sokuyorsunuz. Çocuk ondan sonra diyor ki abi biz fakiriz ben nasıl kıza açılayım diyor. Ne alakası var amına koyayım? Herkes mutlu olma hakkına sahip. Bunları çocukların beynine zaten yıllardır televizyondan yüklüyorsunuz. Bir de gelmişsiniz YouTube'da yüklüyorsunuz. Kimsiniz lan siz? Karaktersizler ya. Karaktersizler. Sinirlerim bozuldu. Karaktersizlik bu ya. Nasıl utanmadan böyle bir video çekip koyabiliyorsun ya? La havle ve la kuvvet. Gördüğüm anda kan beynime sıçradı ya. YouTuber olacaklarmış bir de başımıza. Yıllardır televizyondan zehirlediğiniz yetmedi. Bir de YouTube'da zehirleyin çocukları. Ayıp lan. Utanmazlar. Ya sinirlerim oldu ya. Clumsy hepiniz öyle değilsiniz biliyorum. Benim kadınım da öyle değil. Allah'a şükür değil. Ama çocuklara bunu yüklüyorlar. Şu an zaten sosyal medyadayız. Herkes blink blink money money diye dolaşıyor. Manisi olmayan çocuk depresyona giriyor. Babasına küsüyor. Moruk bizim pederde para yok moruk bizim peder. Senin peder götünü yırtıyor zaten seni yaşatmak için. Ungrateful bastard amına koyayım ya. Ama çocukların suçu değil. Çevrenin suçu. Bu sosyal medyanın, televizyonun suçu. Çocuklara böyle şeyleri aşılıyorlar. Yazık günah ya.